Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. 9. sözde de 2. nükteyi okumuştuk dün itibariyle. Üzerine bir parça konuşmuştuk. Fakat tefekkürümüzü bitirememiştik. Bugün inşallah 2. nükteyi bitirip 3. nükteden de hatta 3. nüktenin tamamını zaten kısaymış bir paragrafmış. Hatta paragrafında küçüğüymüş yani 4 satır bir şeymiş. Okuyarak bir nükte daha mesafe almış oluruz diye umuyorum. İnayet Allah'tan. Şimdi 9. söz bize ne anlatıyordu? 9. söz bize 3 ayet-i kerimenin tefsirini yapıyordu. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki 14. lemanın 2. makamındaki işleniş tarzıyla 9. sözde besmeleye bakış birbirine benziyor demiştik. O okunduğu zaman 9. sözün üzerinde durduğu mantığı anlamak daha kolay oluyor demiştik. Oradaki Allah, Rahman ve Rahim katmanlarını, varlıktaki tecelli farklılıklarını, düzeylerini, bütünden en küçük parçaya giderken o farklı tevhid pencerelerini görebiliyoruz Bismillahirrahmanirrahim'de. Bunun yansıması öncelikle 14. lemanın 2. makamında karşımıza çıkıyor dedik Sözler Risalesi'nde. Birinci sözün hemen arkasındaki metinde o. Onu okumuştuk, ders yapmıştık. 9. sözün bakış açısı da oradan beslenmiş. Bunu anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'e de yine oradan ve buradan bakabiliyoruz demiştik. Onun ardından 2 ayet-i kerime daha zikrediliyor 9. sözün başında. Bunlar Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Asıllarını okuyalım, sonra da kısa bir mealini okuyayım. Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Kısa bir meali şöyle bu ayetlerin. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Rum suresinin 17. ve 18. ayetlerinin kısa bir meali de böyleydi. Burada ayet-i kerimenin namazı haber verirken, emrederken neden böyle sözü bir parça uzatarak, içine farklı öğeler de katarak böyle bir usul tercih ettiğini konuştuk. Daha önce birinci derste de, ikinci derste de bir parça konuştuk. 9. sözdeki birinci ders ve ikinci dersi kastediyorum. Ve 9. sözün mantığının bu genişlik üzerine kurulu olduğunu söyledik. Yani ayet neden doğrudan işte Resulüme namaz diye bir şeyden haber verdim onu yapacaksınız falan demiyor. Biraz genişleterek söylüyor sözü. Ama o uzunluğun içinde hikmetler var. Buna Bediüzzaman Hazretleri'nin zekat ayetini işlediği yeri de örnek vermiştik. Cenab-ı Hak zekat emrini sanki sözü biraz uzatarak söylüyor ama o söz aslında o uzunluğu üstünde icazlı, mucizeli. Nasıl? O sözlerin her birinden zekatın bir şartı çıkıyor. Farziyeti, gerekleri çıkıyor. Ehli, ulemamız, fıkıh uleması, İslam uleması onları onlardan çıkarmışlar. Üstad Hazretleri de bize naklediyor ilgili metinde. Yani bir ayet, bir sözü doğrudan şunu yap dedim demiyorsa, biraz uzatarak, içindeki öğeleri sayarak söylüyorsa, o kesinlikle oradakilere ayrı ayrı bakın, onların perspektifinden ayrı ayrı değerlendirin. Onlarla beraber ayrı ayrı düşünün diyedir bu emir. Hani bize bir böyle bir elektrik, bir flash patlaması, bir yıldırım inmesi gibi böyle bir uyandırması lazımdır onun. Bediüzzaman Hazretleri 9. sözü böyle bir uyandırıcılığın üstüne kurgulamış diye düşünüyorum. Allahu alem.
Bakınız, meali tekrar bir okursak ne diyor burada? Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Neler andı? Mesela meal itibariyle, sadece meal düzeyinde bile görüyoruz bunu. Akşamdan bahsediyor, akşama ermekten bahsediyor, sabaha kavuşmaktan bahsediyor ve Allah'ı tesbih etmekten bahsediyor. Sonra hamd'dan bahsediyor. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. Gökleri yeri katıyor işin içine, hamdı katıyor işin içine, resmi büyütüyor. Devam ediyoruz. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Yani bizi bir önce yukarı çıkarıyor. Sabah ve akşam, sonra bir yukarı çıkıyoruz. En büyük resim göklerde ve yerde hamd ona ait. Sonra tekrar en aşağı iniyoruz. Allah Allah. Demek ki namazın böyle bir büyük resimle ilgisi var. Olmalı. Bu beyan boşuna değil haşa. Kur'an'da her şey hikmetli. Kur'an-ı Hakim. Abes bir şey yok Cenab-ı Hakk'ın kelamında. Diye kafamıza hemen bir şey gelmesi lazım. Elektrik, bir heyecan, bir kıvılcım gelmesi lazım. Burada da o kıvılcıma işaretler karşımıza çıkacak. İlk paragrafını okuyalım, sonra ikinci nükleye geçelim. Burada çünkü sözün amacı özetleniyor. Ey birader, benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Yani namazın belirli, ayrılmış beş vakte neden tahsis edildiğini, neden bu vakitlere atandığını, tabiri caizse bu vakitlerde yapılması gerekiyor diye şart koşulduğunu, farzı olduğunu, vaktin, namazın farzı olduğunu biliyoruz. Soruyor, sun diyor. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz diye başlıyor bu söz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Büyük bir değişimin eşiğiymiş namaz vakitleri. 2. Azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaptığı büyük bir tasarrufun bizim ölçeğimizdeki aynası. Hani nasıl dedik dün, güneş doğuyor ama biz onu nereden biliyoruz? Penceremizden giren ışıktan. Penceremizden giren ışık o büyük resmin bizdeki küçük tecellisi manasına geliyor. Küçük bir aynası oluyor yani, tabiri caizse. Veya işte güneşe bakıyoruz ama neyle bakıyoruz? Elimizde ayna var diyelim, onunla bakıyoruz. Evet, aynadaki güneş güneşin kendisi değil ama haber veriyor. Özelliklerinden, varlığından gibi gibi. Böyle düşünelim. Bizim namaz vakitlerimiz de o sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, bu beş bölümlü günümüz de kainattaki büyük resimde olan yine beş evreli bir şeye işaret ediyormuş. Onlara da göndermesi varmış. Biz küçük aynamızda o beş döngünün ne döngüsüyse onlar, belki dokuzuncu sözün devamında onları göreceğiz sonunda. Son nüktede galiba. O büyük döngünün bizdeki iz düşümleri varmış. Biz o üz düşümlere bakarak bunu yapıyoruz ki o büyük resmin sistemine dahil oluyoruz. Böyle bir manası varmış. Azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım dedi. Birinci nükteyi konuştuk biz. İkinci nükteyi de dün okumuştuk. Yine bir tamamını okuyalım. Ondan sonra da yine üzerine ince düşünmeye, konuşmaya çalışalım ve bugün ikinci nükteyi bitirerek üçüncü nükteye geçelim inşallah. İkinci nükte. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilâhide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Tekrar okuyorum. İbadet neymiş? Nasıl bir iş yapıyormuş bizde?
biz ibadet ettiğimizde nasıl bir fonksiyon görüyormuşuz kainatta. Onu anlatıyor. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd, yani kul, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, yani güçsüzlüğünü ve ihtiyaç çokluğunu görüp, muhtaçlığını görüp ya da kemal-i rububiyetin, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğinin kemali ve kudret-i samedaniyenin, hiçbir şeye muhtaç değil, her şeye ona muhtaç olan Allah'ın kudretinin ve rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip, huzu ile rükâ gidip, ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, asıl burayı konuşmamız lazım, dün hiç üstünde duramadık. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor, yani içeriyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. Şimdi bakıyorsunuz, ilk iki nükte itibarıyla baştaki soruya pek bir cevap yokmuş gibi. Neydi o soru? Benden namazın şu muayyen beş vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Şimdi kişi oğlu veya kişi oğlunun şahsı manevisi. Belki bunu gerçekten birisi sormuş da olabilir Bediüzzaman Hazretlerine. Veya Bediüzzaman Hazretleri bunu bir, nasıl diyelim, bir manevi sual olarak da algılamış olabilir. O zamanki şüphelere bir sual şekli giydirip, bir temsil sureti takıp ona da cevap vermiş olabilir. İkisi de mümkün. Diyelim ki bunu birisi sormuş. Şimdi o adamın yerine kendimizi koyduğumuzda, biraz şey oluruz, ya ben namazın hikmeti tahsisini sordum, sen şimdi ilk nüktede, birinci nüktede girdin, namazın manası dedin, Subhanallah dedin, Elhamdülillah dedin, Allahu Ekber dedin. İkinci nükteye indik, ibadetin manası dedin, tekrar Subhanallah dedin, Elhamdülillah dedin, Allahu Ekber dedin. Yani tekrar niye bu mevzuya döndük biz? Niye tekrar aynı şeyi konuşuyoruz? Neden benim sorduğum sorunun hemen cevabı gelmiyor da İbadet, namaz konuşuluyor? Bakın, o sorunun cevabının bu şekilde verilmesinde ayet-i kerimenin hakkı var. Ayet de vakti tek başına anmadı değil mi? Şu şu şunda namaz kılın, şu şu vakitlerde şunu yapın. Böyle demedi ayet. Tesbih edin, tazim edin, hamd edin, bunlarla beraber söyledi. Yani o iki ayet, Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri, pıt 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 namazın vakitlerini, emrini söyleyip geçmediler. Ve diğer hükümler, Kur'an'da başka ayetler de var namazın vaktine dair veya içeriğine dair. Ve bir sürü de hadis var. Burada bir kısmını ilk derste okumuştuk söz basından, Allah razı olsun. Namazın beş vakte tahsisi konusunda yukarıdaki ayetlerle birlikte deyip, bir sürü daha, mesela Bakara suresinin 238. ayeti, Buhari'de zekat bahsinde 1. 41. 64. hadisler, Megazi'de 60. hadis, geçelim Müslim'de imanda 8, 29, 31, 259. hadisler, Mesacit'te 166. hadis, onu da atlayalım, Ebu Davud'da, Salat'ta 1, 9,
vitirde 2, zekatta 5, Nesai'de şu, İbn-i Maci'de bu, Darimi'de şu diye bayağı bir vermiş tafsilatlı bir şekilde söz basım. Ki belki bunlardan da fazlası başka hadis kaynaklarında karşımıza çıkabilir. Yani namaz mevzusunun 5 vakte tahsisi bizde ümmetin üzerine icma ettiği tevatürle nakledilen bir hadise. Artık acabamız yok. Yaşar Nuri Öztürk gibi namaz aslında 3 vakittir, 1 vakittir, o da yoktur falan filan böyle mevzularımız yok bizim yani. Modernistler gibi düşünmüyoruz. Ümmetin adet-i İslamiye'nin bir hüküm, bir delil olduğunu biliyoruz. Ve onun da bir asla dayandığını, naslara dayandığını yine buradan böyle alimlerimizin bize nakletmesiyle biliyoruz, görüyoruz elhamdülillah. O sorunun cevabı niye böyle verildi? Onu bir ayetle irtibatlandırarak cevapladık. Dedik ki ayet de namazın vaktini öyle birden söylemiyor. Tesbihle, tazimle, hamdla bağlıyor. Bediüzzaman da ayet-i kerimenin verdiği cevabın şekliyle cevap veriyor aslında. Niçin? Ne anlamış peki ayetten Bediüzzaman Hazretleri? Allahu alem anlamış ki namazın 5 vakte tahsisinin insan içinde karakterinde, mantığında oturması ancak onun hamd, tazim ve tesbihe bakan yanlarının anlatılmasıyla mümkün olur. Yani bir insan tesbihin, hamdın, tazimin ne manaya geldiğini, ne iş yaptığını, kainatta nasıl bir fonksiyon gördüğünü, kullukta nasıl bir bilince tekabül ettiğini, ifadeye tekabül ettiğini, ilana tekabül ettiğini, tekrara hatırlamaya tekabül ettiğini bilirse bir insan, o zaman namazın 5 vakte tahsisini bir yere koyabiliyor. Anlayabiliyor, idrak edebiliyor. 5 kere gerekir bu günün farklı farklı vakitlerinde. Hem de o döngünün olduğu zamanlarda yapılması gerekir diye inanabiliyor, kalbi tatmin olabiliyor. Ancak onları bilirse. Ayet-i kerimeden onun ifade edişinden Bediüzzaman Hazretleri bu sırrı kapmış. Bunu 9. sözde bize naklediyor. O yüzden biz 9. söze namazın ve ibadetin içeriğini konuşarak başladık. Yani önce bu neydi onu bir bilmemiz lazım. Niye 5 vakitte yapıyoruzdan önce ne yapıyoruzu iyi bilmemiz lazım. Mesela şöyle söyleyeyim, bunu geçmiş derslerde konuşmuştuk. Bir şeyi ihtiyaç görürseniz onu yapmakta sıkıntı çekmezsiniz. Alışkanlığa dönüştürmekte sıkıntı çekmezsiniz. Düzenli yapmakta sıkıntı çekmezsiniz. Mesela diyelim nedir? Bir ilacınız var. Almazsanız kötü oluyorsunuz. Şimdi kötülüğü hissettiğiniz an mesela tansiyon ilacı Allah muhafaza almadığınızda tansiyonunuz yükseliyor veya düşüyor. Almadığınızda eğer o rahatsızlığı hissediyorsanız tamam bu ihtiyaç diye kanaatiniz gelir ve o ilacı tekraren tekrar tekrar ve takip ederek hatırlayarak zamanını hatta saatini kurarak bazen o saat geldiğinde hemen alırsınız. Neden? Bu benim için bir ihtiyaç dersiniz. Bunu almazsam kötü oluyorum. Veya çok ağır şeker hastalarında mesela insülin iğnesi gibi böyle devamlı kullanılması gereken saatleri olan bazen ilaçlar var. Bunları kullanmak o hastalara zor gelmiyor. Hatta böyle takip ediyorlar sıkı bir şekilde. Neden? İhtiyaç. İşte nefes almak insana ağır gelmiyor. Neden? İhtiyaç. Su içmek ağır gelmiyor. Yemek yedim, yoruldum ya, yemek de çok zor bir iş demiyor kimse. Neden? Yemek ihtiyaç. Bir şeyi ihtiyaç olarak algıladığınızda onun tekrarıyla ilgili şeyler hatta bazen yükten şeye dönüşüyor, lezzete. Yeterince ihtiyaç olduğunu bilirseniz, öyle bir yerinden yakalarsanız, ibadetler için de bu geçerli. Namazı ya işte Allah emretmiş biz de yapıyoruz falan işte böyle kılarsanız elbette hayatınızda bir sabite dönüşmesi biraz şey. Ama benim ihtiyacım var bu Cenab-ı Hakk'ın bana bir lütfu. Ben namazla kendime geliyorum, namazla adam oluyorum, namazla içimi terbiye ediyorum, dışımı terbiye ediyorum. Yani varlığımın anlamı namazın, ibadetlerimin, kulluğumun içinde diyebilirseniz o zaman o ibadete bakışınız değişir, onu alışkanlığa dönüştürüş gücünüz değişir.
Yani bu şeyde o hikmet var. Biz önce namazı, ibadeti konuşuyoruz ki bu beş defa yapmak niye olduğunu onunla bağlanarak anlayacağız inşallah. İkinci nükte tekrar başlayarak böyle ince okumasını yapalım. İbadetin manası şudur ki, yani işte o gördüğü fonksiyon şudur ki, dergah-ı ilahide, Allah'ın huzurunda, Allah'ın algılandığı düzeyde, insanoğlu dünyada yaşıyor. Dünya her zaman Allah'ın dergahı, yani Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı. Ama biz kul olduğumuzun farkında olduğumuzda o huzuru yaşıyoruz. Huzuru daimi mesela ehlullah hep o makamı kazanmaya çalışmışlar. O ihsan makamı. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor hakikati. Efendimizin bildirdiği aleyhissalatü vesselam. Bu elbette biz her an Allah'ın huzurundayız. Onun bilişinden, duyuşundan, tasarrufundan uzakta olamayız bir an bile. O bize şah damarımızdan daha yakın. Kalbimizle dileğimiz arasına girecek kadar yakın. Kişiyle kalbi arasına girecek kadar yakın. Ama biz onu her zaman bu düzeyde, bu şuurda hissedemiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden dergah-ı ilahi gibi ifadeler aslında o şuurun farkındalığını kastediyor. O uyandığın zaman, ona uyandığın, onun farkında olduğun, ona yöneldiğin, dikkatini verdiğin zaman işte dergah-ı ilahidesin. Her an oradasın ama şuurunda olduğun zamanlar ayrıca oradasın. Dergah-ı ilahide abd yani kul kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Burayı konuştuk aslında dünkü derste uzunca da durduk. Hatta bitireme işimizin nedeni belki orada fazla durmamdan oldu. Ama şu hayret ve muhabbetle secde mevzusuna biraz daha böyle konuşmak istiyorum. Demek ki bakın sadece kafamızla yaptığımız değil, hayret ve muhabbet de bir secde. Bunu niye önemsiyorum? Bana öyle geliyor ki Allahu alem bütün şirkler yani Allah'a ortak koşmalar, başkasını Allah yerine koymalar, sapmalar iki şeyden çıkıyor. Yine bu iki şeyle çoğunlukla irtibatlı oluyor. Bir hayret, iki muhabbet. Muhabbetini Allah'tan başkasına verirsen onu haşa sümme haşa tapılacak gibi görebiliyorsun. Şirk koşabiliyorsun onunla. Neye versen? Paraya versen parayla. Makama versen makamla. Şöhrete versen şöhretle. Güce versen güçle. Kişiye versen o kişiyle. Gibi gibi şirkler koşabiliyorsun. Diğeri hayret. Peki hayretle muhabbetin arasında nasıl bir irtibat var? Yine Allahu alem kaydıyla söyleyeyim. Sanki hayret muhabbetin öncesi. Hatta muhabbetin de bazen ifratı. Yani aralarında şöyle dairesel bir ilişki var. Hem hayret muhabbeti tetikliyor. Hem de muhabbetin ifratı hayret oluyor. Nasıl? Mesela diyelim günümüzde şey çok. İşte falanca ünlü çok güzel ne yapıyor? İşte futbol oynuyor veya işte çok güzel dans ediyor falan böyle. Hani gençlerimizin, bugünkü gençlerin çok böyle kapılıp gittiği şeyler olarak söylüyorum. Örnekler olarak söylüyorum. Veya çok güzel oyunculuk sergiliyor. Oyuncuymuş. Şimdi hayretini oraya verdiğin zaman muhabbetini de dolaylı olarak vermiş oluyorsun. Lan adam nasıl oyunculuk yaptı ya, lan helal olsun, beni çok şaşırttı. Bak hayret ettin ama altında muhabbet de var. Yani beğendim ben onu, sevdim. Güzel oldu o. Ve bu hayret ve muhabbet secde kokuyor. Bu yüzden Müslümanın aslında kötü işlere, kem şeylere, günahlara karşı buğzunu koruması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Becerebiliyorsan elinle, yapabiliyorsan dilinle, o da olmuyorsa en azından kalbinde buğz etmen lazım. Neden? İmanın en düşük mertebesi o çünkü. Onu terk ettiğinde ne oluyor? Buğz etmeyi, yani kötü görmeyi, soğuk bakmayı, tiksinmeyi diyelim ya da
terk ettiğinde hayret ve muhabbet zamanı geliyor. İşte günümüzde bizim halimiz, hayretimiz, muhabbetimiz onlara gittiğinde ne oluyor? Secdemiz de o tarafa doğru kayıyor. Diyoruz ki ya adamlar yapmış kardeşim, adamlar süper ya. Ya ben hastayım bu işte Almanların şuna falan. Ben işte hastayım Fransızların şu işine falan. Ya işte şunu dedim mi önce şunlar geçiyor. Ha tamam, adamlar iyi yapıyor işini olabilir ama orada hayret ve muhabbetin secdeye dönüşmesini engellemek için bir tereddüdümüz olması lazım. Biz kime hayretimizi veriyoruz? Bakınız, gençliğimizi de onlara veriyoruz. Hem kendi gençliğimizi hem de yeni nesli onlara veriyoruz. Mesela işte bir oyuncu çıkıyor. Herkes onu böyle övdüğü zaman bakıyorsun ki gençler o olmuş, ona dönüşmüş. Bak, hayret götürmüş onları, muhabbet götürmüş onları, başka bir şeye secde ettirmiş onları. Ve oradan neler çıkmış. Veya işte bir düşünce adamı. Çok iyi konuşuyor veya çok iyi şeyler yazmış, çok böyle bizi çok ikna ediyor falan filan. Hak söylüyorsa ne güzel. Ama hakikatten uzak batılı anlatıyorsa bu adam, bir bakıyorsunuz bir gençliği ona vermişsiniz. Veya çok gençleri onlara vermişsiniz. Niçin? İşte hayret ve muhabbet demek secdeyi götürüyor. Hayret ve muhabbette de bir secde var. Hem de hayret ve muhabbet secdeyi götürüyor peşinde. Peki burada şimdi ne oldu? İbadet nereye geldi? İbadet de bizi onlardan koruyor. Yapabildiğimiz ölçüde, becerebildiğimiz ölçüde ibadetle, akaidle hem de imanımızla hem de ibadetle onun hayata katılışıyla, talimiyle biz diyoruz ki hayret ve muhabbet edilmesi gereken Allah'tır. Hayret ve muhabbet edilmesi gereken Allah'tır. Hayret ve muhabbet edilmesi gereken Allah'tır. Bunu ibadetlerimizle hatırlayarak secdemizi koruyoruz. Başkasına gitmesinden koruyoruz. Kapılmaktan, savrulmaktan, hayretimizin, muhabbetimizin direksiyona geçip bizi batıla sürmesinden korunuyoruz. Allahu alem. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri ibadeti böyle bir yerde konumlandırdı. Yoksa ibadetin hayretle ne bağlantısı var şimdi mesela? Şimdi normal sıradan bir mümine sorsanız, ya abi namazı niçin kılıyorsun? Hayretimden demez herhalde. Ha, muhabbetimden diyebilir ama hayretimden namaz kılan yoktur ya da hayretinden oruç tutan yoktur. Fakat hayreti dolayısıyla hatırlatır onlar. Niye oruç tutuyorsun? Allah'ın hayret edilesi bir tasarrufudur yani çünkü oruç. Hem emri hem de Allah'ın kendisi. Yani o şeriat, o İslam, o vahiy, kainat, Allah'ın ayetleri olarak bunlar hayret edilesi işlerdir. Bu Allah, o emrettiği için oruç tutulmaya layık bir Allah'tır. O emrettiği için günde 5 vakit namaz kılmaya layık bir Allah'tır. Hayran olunacak bir Allah'tır. Bu şuuru koruduğumuz zaman işte ibadet, ibadet oluyor. O ibadet de bizi yanlış secdelerden, muhabbetlerden koruyor. Allahu alem kaydıyla söyleyelim bunu. Aklıma bu geldi dün. Buradan devam edelim. Yani rububiyetin saltanatı yani sultanlığı, gücü, hükmü, hükümdarlığı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Yani saltanat zaten itaati ister. Rububiyet de ubudiyeti ister. Şimdi nasıl ubudiyet, rububiyet arasında bir ilişki var? Biz rububiyete şey diyoruz normalde. İşte Allah'ın, burada nasıl verilmiş manası hatta, söz basımda. Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idare ve egemenliği altında bulundurmasının mükemmelliği. Evet, şimdi Allah varlığı gayelerine yürütüyor. Bu gayeye yürütmenin sonuca varması ibadetle oluyor. Çünkü gaye o zaten. Bizim hayatta varoluş gayemiz karnımızı doyurmak değil. Karnımızı doyurmak da var. Yani şey olarak yaptığımız bir şey, eylem olarak. Ama amacımız o değil. Veya işte hayatta kalmak da var ama
hayatta kalmak nihai amacımız değil. Amacımız ibadet. Gerekirse Allah için verebiliriz de o hayatı. İbadet olarak onu da yapabiliriz. Yani cihat bir ibadettir mesela. Dolayısıyla rububiyet, o süreç boyunca ihtiyaçlarımızın karşılanması ancak bizim sonuca varmamızla karşılığını bulur. Rububiyet ubudiyeti ister. Neden ister? Çünkü sonuç odur zaten. Rububiyetin amacı odur. Sen mesela, seni otobüse bindiriyorlar. Ankara'ya gidip bir iş çözeceksin. Yolda da işte atıyorum ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Konakladığın yerlerde yemek onlardan, içmek onlardan. O işte yolculuk boyunca rahatın onlardan. Ama gittin sen Ankara'daki işlerini halletmedin o adamların. Olmadı ki. Yani rububiyetin onların tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Onların o süreçteki yardımlarını, gözetişlerini, gayeye götürüşlerini sen sonuçlandıramadın. Yani rububiyet o süreçteki yardım sonuca ulaşmak içindi. Sen onu kaçırdın. Bizim halimiz de onun gibi yani. Cenab-ı Hak evet nefis vermiş. Ne için? Hayatta kalalım diye. Nefis sayesinde biz hayatta duruyoruz. Hayata bağlanıyoruz. Ruhumuz bedenimize nefisten bağlanıyor. Menfaatlerimizi kovalıyoruz. İşte yememiz lazım. Nefis bizi götürüyor lokantaya. İçmemiz lazım. Nefis götürüyor bizi çeşmeye. Ne diyelim başka? Hani böyle hayatta kalmamız için asgari bir şeyler lazım. Nefis onlara götürüyor bizi, çalıştırıyor. Yoksa tutunamazdık bu hayata. Katlanamazdık. Çünkü hayatın yükü de ağırdır yani. Yaşamak kolay bir yük değildir aslında. Stresiyle, şuyla, buyla, işte kavgasıyla, dövüşüyle falan. Bazen hani sarsıcı olaylar yaşıyoruz. Bir süre sonra nefis bizi tekrar o olaydan koparıyor, şoktan çıkarıyor. Nefis olmasa biz şoklarımızdan kolay kolay çıkamayız yani. Yine anlatmıştım. Babam rahmetli olduğunda, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben dedim ki artık yüzüm gülmez benim ya. Hani tamam dedim, hani bu yaşa kadarmış bizim güldüğümüz. Bundan sonra dedim ben gülmem, mümkün değil. Ama aradan zaman geçti, amcam ziyaretimize geldi. İşte bir sohbet meclisi oldu falan. Amcam şakalar yaptı, bizi güldürdü. Aa dedim, bak insan yeniden gülüyormuş. Yani böyle bir şey varmış. Baban ölüyormuş, sen de yeniden gülüyormuşsun yani. Olabiliyormuş bu. Bu neyle oldu? İşte nefis de oldu. Bir hadis-i şerif var, aklımda hepsi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor sahabeye galiba. Yani eğer diyor nefisleriniz olmasaydı benim bu anlattıklarım karşısında, işte cehennemi anlatıyorum, Cenab-ı Hakk'ın celalini anlatıyorum, kahariyetini anlatıyorum vesaire, böyle size şeyler anlatıyorum. Yani korkutucu sahneler de anlatıyor Efendimiz. Siz diyor bu anlattıklarımdan diyor kendinizi dağlara vururdunuz diyor yani. Çünkü neden? O hakikaten sahabede o korkunun hakkını verdiği için. Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela, Hazreti Ali radıyallahu anh yanlarında ayet okundu mu ağlamaktan bayılıyorlarmış yani. Daha nice böyle sahabelerde örnekler var anlatılan. Hazreti Ali'den radıyallahu anh okunu namazdayken çıkarıyorlarmış. Hissetmiyormuş namazdayken. Şimdi bu insanları düşünün. Bu düzeyde duygularını yaşayan, bu kadar keskinleşmiş Allah'la ilişkileri bu insanlara elbette nefis olmasa hayata bağlanma düzeyleri böyle olmazdı. Biz tabii en son gelen ahir zaman şeyiz. Bizimki onların cücüğünün de cücüğü yani. Küçüğünün de küçüğü ama biz bile bazen bir olay yaşıyoruz. Sarsıcı bir olay. Hayata tekrar adapte olmakta zorlanıyoruz. Onun şokunu atlatmakta zorlanıyoruz. 15 Temmuz olduğunda ben havaalanına gitmiştik biz o zaman. Yürüyerek Avcılar'dan ablamla havaalanına kadar gittik. Tabii o işte uçaklar, uçaklar falan, tankları gördük falan filan. Şimdi o gerilim, ben uzun bir süre, hatta o zamanlar kuzenim de gelmişti, emmi oğlum Turan gelmişti, bizde kalıyordu. Ya gece yatarken rüya görüyorum, darbe oluyor diye görüyorum. Kalkıp gidiyordum meydanlara, gidip nöbet tutuyordum. Çocuk diyordu ya sen delirdin mi, kafayı mı yedin diyordu ya, böyle şey olur mu? Hani gecenin üçünde, ikisinde, o zamanlar işte metro, tramvay falan çalışıyordu. Lan kabus görüyorum, sanki bir şey oluyormuş gibi. Niye? Sarsıcı olay atlatamıyorsun ama nefis bir süre sonra seni tekrar hayata bağlıyor. Burada fazla durduk. Ubudiyeti ister. Rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp
istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Şimdi rububiyet süreci sarsıcı bir süreç. İçinde acı ve tatlının olduğu, sadece tatlının değil, acının da olduğu hikmet gereği bir süreç. Çünkü nefsin dili yanmaktan anlıyor. Ona bazen yoksunluk yaşatmak gerekiyor. Yine bizim faydamıza. Bazen nimet gerekiyor, bazen yoksunluk gerekiyor. İnsanın hizada durması için, havf ve reca arasında, ümit ve korku arasında durması için. Ne büsbütün korkusuz olsun, Allah'a karşı cüretkar olsun, haşa Firavun gibi. Ne de büsbütün ümitsiz olsun da akıbetinden şeyini keserek kendini nihilizme vursun böyle. Her şey olduğu gibi falan böyle bir rahatlıkla her günah işler hale gelsin, her şeyi boş vererek. O da yanlış, bu da yanlış. Cenab-ı Hak bizi arada tutmak için, o mekaniğin çalışması için onu da veriyor, onu da veriyor. Acıyı da veriyor, tatlıyı da veriyor. Biz o sayede diri kalıyoruz, hayatlar kalıyoruz. Ama bu süreçte bazı şeyler de yaşanıyor. Bizim çözemediğimiz, yine dünkü derste atıf yapmıştık. Hani manzaranın tamamını görememekten kaynaklanan görüşümüzdeki, duyuşumuzdaki, tadışımızdaki, hissedişimizdeki, aklımızdaki, algımızdaki sınırlardan kaynaklanan bize şer gibi gözüken çirkinlikler de oluyor. Ya da çirkinlik gibi gözüken olaylar da yaşanıyor. Onlara karşı tedbir almamız lazım. Rububiyet sürecini üzerimizde tesirini hissediyoruz. Ama o rububiyeti yaşarken duygusal olduğumuz için duygusallığımızdan, sınırlılığımızdan, tefekkürümüze, marifetimize gelecek zararları neyle gideriyoruz? Subhanallah diyerek gideriyoruz. Yani Cenab-ı Hak bizim o algıladığımız şekilde, sandığımız, sanrıladığımız şekilde, tevehüm ettiğimiz şekilde kusurlu olmaktan münezzehtir. Bu oluyorsa kesin bir hikmeti vardır. Ya bizzat güzeldir ya neticesi itibariyle güzeldir. Ama ben şu an bunu göremiyorum. Ben şu an bunu tam algılayamıyorum. Biraz daha arkasını tefekkür etmem lazım. Biraz daha büyük resmi görmem lazım. Ancak o zaman algılarım. Hani bir adamın oğlu varmış, bacağı kırılmış demişler. Ya çok yazık oldu, civa gibi delikanlıydı, böyle ayağı topal kaldı falan filan. Demiş, hayır, Allah'ın seçtiğindedir. Bir zaman geçmiş, bütün sağlıklı gençleri padişah askere almış, onun oğlunu bırakmış bu demiş. Askerde duramaz demiş yani, at üzerinde duramaz, işte kılıç tutamaz falan filan diye. Onun oğlunu almamış. Bak, başta neydi? Musibetti, belaydı ama büyük resimde adamın evladı yanında kalmış o şey sayesinde. Rahatsızlığı sayesinde gibi gibi. Her birimizin hayatındaki böyle sahnelerin arkasına uzandığımızda şeyi vardır. Bir hikmeti vardır yani. Bizi götürdüğü bir yer vardır. Ama gördük ama göremedik. Ama bildik ama bilemedik. Vardır. Subhanallah demeliyiz ki göremediğimiz anlarda zararından kurtulalım. Tefekkürümüzde, tahayyülümüzde, tasavvurumuzda, taakkulumuzda, onunla Cenab-ı Hakk'ı yani sıfatlamaktan, bilmekten, karartmaktan manzaramızı kurtaralım yani. Evet. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki. Ha, burada bir de şey dedi mesela, ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh. Burayı niye andı? Şimdi öteki içimizdeki bir meseleydi. Kendi yaşam sürecimizden geliyordu. Diğeri dışarıdaki saldırılar. Ehli dalaletin efkarı batılası yaşamıyor muyuz bugün? Ya girin internete şöyle bir bakın. Ateist sitelerine falan filan. Abi %99 zaten şey aynı, şablon aynı. Argümanlar aynı. Kullandıkları cümleler bile birbirine benziyor. Diyor Allah varsa diyor, hani niye müdahale edip şu dünyayı düzeltmiyor? Bak bu kadar acı yaşanıyor falan filan. Sanki Allah onun memuru, haşa. Veya işte Allah varsa savaşlar neden var? Kainat değil ki Allah, biz öyle demiyoruz ki. Pardon, şöyle diyor mesela. Allah güzelse kainatta niye savaş oluyor? İyi de biz kainat Allah'tır demiyoruz, Allah güzeldir diyoruz. Kainat Allah'ın bizzat kendisi değil ki. Her şey güzel olmak zorunda olsun.
Üstelik iki, o şer sandığın hadise de netice itibariyle hayır olabilir. Sen şu an parçasını gördüğün için, bütünle yüzleşemediğin için hayrını göremiyorsun. Üniversiteyi kazanana kadar üniversiteye çalışma süreci belki öğrenci için şer gibi gözüküyor. Sabah erken kalkıyor, ders çalışıyor, gezmesinden taviz veriyor, televizyonundan taviz veriyor, oyunundan taviz veriyor. Ama neticesi ömrüne yansıyan bir güzellik olacak. Acaba olabilir mi senin sınırlı bakışından onları şer görmen? Yani bu işte dışarıdaki efkarı batıla. Allah'a dair, onun rububiyet, kainatta yansıyan rububiyet sürecine dair bir sürü karanlık tablolar, karalamalar, manipülasyonlar, cerbezeler, hep kötüyü seçmeler. Bakın o şeydeki temsili hatırlayalım. 8. sözdeki. Ne diyordu? İşte bahçe, bahçede şey de vardı. Çerçöp, mırdar şeyler de vardı, mundar şeyler de vardı. İyi kardeş onlarla çok şey yapılmadı. Asıl olana hayır dedi. İyi şeylerle meşgul oldu. Hatta yerini hatırlarsak oraya da bakalım. Bir iki cümle okuyalım. Böyle geçmiş sözlere atıp yapmayı ben seviyorum. Bir bağlantı daha gördük. Diyelim. Heh. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle... Ay pardon, yanlış yer okuyormuşum, burası değil, üstü. Şurası. İşte bir bahçeye rast geldi. Yine iyi kardeşin yolundayız. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Hah, doğru yer burası. İçinde hem güzel ve çiçek meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip, murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. İşte bu kötü şeylere baktıran, bakanlar, onlar ehli dalaletin efkarı batılası. Biz bir kendi, yani birinci olarak kendi içimizde süreci yaşarken okuyamadığımız resimlere karşı Subhanallah'ı kullanmalıyız bir formül olarak, bir çıkış zemini olarak, bir asansör olarak, bir deva olarak, tılsım olarak, hatta o kapıyı açan tılsım gibi, yine diğer söze atıf yapıyorum, 8. söze, kullanmalıyız. Veya dışarıdan gelen saldırılara karşı da, onlara karşı da Sübhanallah'ı bir müdafaa argümanı, aleti, ışığı, silahı, nuru, ne diyelim, S-400 savunma sistemi gibi kullanmalıyız yani. Sübhanallah. Allah kusurdan münezzehtir. Senin bu dediğin Allah'a kusur atfetmektir. Sen ilah tasavvuruna dön bir bak demeliyiz. İşte mesela o bayındırıcılara demeliyiz. Allah geleceği bilmez diyorsunuz kardeşim. Allah geleceği bilmiyorsa bu Allah'a cahil demektir. Allah bundan münezzehtir. Bakınız nasıl itikadımızı düzeltiyor. Arızalı şeyden düzgünü alıyor. Vesaire vesaire. Sübhanallah'ın fonksiyonu bu. Evet, vaktimiz azalıyor. Bitirelim bunu. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, rububiyetin kemali kudreti. Kudrete kemal geldi. Rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip, huzu ile rüka gidip, ona iltica ve tevekkül etsin. Bakınız, rububiyetin kemali kudreti istiyor bunu. Kemali kudret, yani kusursuz kuvvet. La havle ve la kuvvete diyoruz ya biz, aslında o mana bunda var. Durduran da o, hareket ettiren de o. Sadece hareket ettiren değil bakınız. Hem durduran hem hareket ettiren.
O Pirelli reklamındaki söz vardı ya, kontrolsüz güç, güç değildir şeyi. Cenab-ı Hak varlığı kudretiyle yarattığı, hareket ettirdiği veya işte tasarrufta bulunduğu gibi o tasarrufların yıkılışını da mesela işte yarattığını öldürüyor. Onu da veya ne diyelim hareket ettirdiğini durduruyor veya yükselttiğini alçaltıyor gibi bu tasarrufların tamamı onun kemali kudretinin eseri. Bütünlüklü her şeyiyle kemalde. Şimdi insanlar şeyi sever. Uçlarda tarif etmeyi sever bir şeyi. İşte en güçlü adam ne? İşte dört tane tuğlayı üst üste koyuyor. Bir yumrukta dört tane tuğlayı kırıyor işte güçlü adam. Mı? Güç bu mu? Sadece bu mu? Ya şöyle diyelim ya da bir tank var abi. Önüne gelen her şeyi ezip geçiyor. Çok güçlü bir tank. Da tanklık sadece bu mu? Şimdi o tank eğer yönlendirilemezse, durması gereken yerde durmazsa, hareket etmesi yeri ya da hareket etmezse kendi ahalisine de zarar verir olmaz mı? Tanklığın kemali kontrolledir. Yani güçlü olsun ama şeyi de olsun, kontrolü de olsun onun. Azalsın, artsın veya dursun, gitsin gibi. Yani bu anlamda da yönetilsin yani. Onu ister. Veya işte az önce verdiğim diğer örnek insan. Ya tamam adam çok kuvvetli de yanında kimse duramıyor abi. Şaka olsun diye tokat attı ölüyor. Şimdi böyle ki adamla kim arkadaş olmak ister? Veya işte üzerine bastığının kemiğini kırıyor. Hayır biz isteriz ki tamam kudretli olsun ama dostunu da gözetsin yani dostuna karşı yanındakilere karşı nazik olsun. Hepten de ayı olmasın deriz yani. Onunla insanlığı tamam bulur. Kemal bulur, kudreti tam olur. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Bunlar tuhaf örnekler oldu ama Cenab-ı Hakk'ın yaratışı da kemaldedir kudret açısından. Hem yaratıyor, nihayetsiz kudret gerektiren şeyleri yaratıyor. Güneşleri, ayları, yıldızları yaratıyor. Ama bir taraftan da onları tutuyor. Güneş, ya güneş niye patlamıyor arkadaş? Bir seferde hepsi beraber niye patlamıyor? Bir kontrollü yanış oluyor güneşte. Bakın hem yaratıyor o nihayetsiz kudret yani gerektiren şeyi hem de onu dizginliyor. La havle ve la kuvvete. Havl de ondan, kuvvet de ondan. Yaratıyor da kontrol de ediyor. Gibi. Bir mana bu Allahu Ekber'in içinde var. Kemal-i rububiyet için, pardon, rububiyetin kemal-i kudreti içinde de sanki bu mana var gibi. Allahu alem kaydıyla söyledim. Öyle bir şey hissediyorum yani. Rububiyet öyle işliyor çünkü kainatta. Cenab-ı Hak her istediğimizi vermiyor. Bazen de mahrum ediyor. İşte bak kudretin kemali. Her istediğimizi yaratıyor. Ya nasıl Allah bu tövbe haşa. Nasıl Allah bu ya her istediğimizi vermiyor. Nasıl kudreti çoktu bunun. Ama kemali o kudret kontrolsüz bir kudret değildi ki. Akıp giden sel değildi ki. O bir nehirdi. Cenab-ı Hak istediği yerden akıtıyor, istediği yerden akıtmıyor. O onun kontrolünde yani. Tabiri caizse. Sen onu öyle şartlandıramazsın, şey yapamazsın. O bir kemal gereği kalıplanıyor, şekilleniyor, tasarrufuna sınırlar geliyor vesaire. O işleyişi ona kendi şanı rububiyetine göre, senin idrakine göre değil yani. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını yani zayıflıklarını ve mahlukatın aczini görmekle. Bunu dün konuştuk. Kendi zaafını bilmeyen mahlukatın aczini görmez dedik. Oraya atfedelim incesini. Kudret-i Samedaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın Samedaniyetinin kudreti. Ya da şöyle söyleyelim. Burada da şey var sanki. Yani öyle bir kudret ama hiçbir şeye muhtaç olmayan bir kudret. Padişah da kuvvetli ama vezirlerine ihtiyacı var. İşte tank da kuvvetli bir alet ama benzin koyman lazım. Uçak da kuvvetli bir araç ama yakıtını koyman lazım, bombasını takman lazım. Allah'ın kudreti öyle değil. Allah'ın kudretinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Öyle bir kudret. Şimdi sen rububiyetin kemali kudreti dedin.
Bir rububiyet süreci içinde gördüğün bir kudret var senin. Şahit olduğun şey var kudret, Cenab-ı Hakk'ın yaratışları. Bir de aslı, kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile, huzu ne demekti? Dün de okuduk. Aklımızda kalmadı. Huzu neydi? Allah'ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğmek demekmiş. Huzu ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Şimdi şahit olduğumuz bir rububiyet süreci var. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kudret-i samedaniyesi var. Şahit olduğumuzu gene işte yukarıdakiyle irtibatlandırarak konuşmak istiyorum. O sınırlılığımız içinde gördüğümüzü, yaşadığımız süreci Cenab-ı Hakk'ı tartmakta, sınırlamakta, kayıtlamakta, kalıplamakta kullanmamalıyız. Bizim şahitliğimiz sınırlı bir şahitlik. Görebildiğimiz sınırlı bir görme, işitebildiğimiz sınırlı bir işitme, algıladığımız sınırlı bir algı, akıl yürütmemiz bile sınırlı. O yüzden onlarla gelen bir şey olursa kafamıza problem, soru işareti, ya Allah her şeye kadirse niye bu İsraillilerin elinden Filistinleri kurtarmıyor falan, böyle bir şey kafamıza gelirse mesela, veya Çinlilerin elinden Uygur Müslümanları niye kurtarmıyor Allah, bu kadar kadirse her şeye falan, böyle soru işaretleri geliyorsa kafamıza, o sürecin, rububiyetin işleyişinin hikmetini kavrayamamaktan, orada hemen kudret-i samedaniyenin azameti ahsarını hatırlamalıyız. Ya öyle diyorsun ama bak, burada bir küçük alana baktın, bir problem çıkardın kendine, ama bir dön güneşe bak bakalım. Bunu yaratan Allah öyle aciz bir Allah'a benziyor mu? Haşa. Veya işte galaksileri yaratan Allah hiç öyle aciz, gücü yetmeyecek, bu işleri çözemeyecek, bunları bertaraf edemeyecek, Çin'i yenemeyecek, İsrail'i dağıtamayacak, Rusya'yı fethedemeyecek, Amerika'yı perişan edemeyecek bir Allah mı yani? O nerede, bu nerede, bunlar ne ki? Karınca gibi şeyler, karıncadan da küçük. O kudrete karşı bunlar ne yapabilir? Demelisin, oradan oraya bakmalısın gibi bir şey geliyor. Tabii bu bakış da neyle oluyor? Allahu Ekber'le. O büyüklüğü hatırlamakla. Bir daha okuyayım bu paragrafı ve devam edelim. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükâ gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Yani kendi aczini, mahlukatın aczini bilip Cenab-ı Hakk'ın asarı, ne diyor burada? Azameti asarını görüp en nihayet bize düşenle iltica ve tevekkül. O süreç içinde çözemediğimiz sahneler varsa, karmaşık gelen manzaralar varsa, onları aşmanın yolu Cenab-ı Hakk'a iltica, kudretine, isimlerine, marifetine, şeriatına iltica ve tevekkül. Yani onlarla amel etmek. Sürecin sonucunu beklemek. Hikmetin eda olmasını beklemek. Yükünü gemiye bırakmak bir nevi yani. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatına şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan etsin. Bakınız burada neye geldik? Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti. Bak, ilkinde saltanatı, İkincisinde kemal-i kudreti, üçüncüsünde hazine-i rahmeti. Üçünde de muhatap olduğumuz rububiyet. Çünkü biz hayatı rububiyet penceresinden tasarruflarla yaşıyoruz. Ya da öyle algılıyoruz hayatı. O değişim dönüşüm içinde farklı farklı yönlendirmeler, karşılamalar, götürmeler, taşımalar. Yani şu an mesela Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti o kadar çok işliyor ki üzerimizde. Her bir latifemize ayrı bir şekilde. Hem vererek hem vermeyerek. Cenab-ı Hak sürekli bizi hayatta tutuyor, varlıkta tutuyor.
varlığımıza zarar olan aşırılığı da vermiyor. Varlığımızı eksik bırakacak azı da vermiyor. Yani az da bırakmıyor, çok da çıkartmıyor. Arada bizi sürekli götürüyor. Biz irademizde yanlış tasarrufta bulunmadığımız sürece Cenab-ı Hak bizi o dengede çalıştırıyor. Evet. Burada da hazine-i rahmetini hatırlattı. İster ki sonsuz hazine-i rahmeti abd kendi ihtiyacatını, yani yine oradaki yukarıdaki fakrını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual. Sual biz soru manasında kullanıyoruz ama aslında istemek demek. Sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını, yani bağışlarını ve nimetlerini şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Şimdi birincisinde Subhanallah'la ilan vardı. İkincisinde Allahu Ekber'le tevekkül vardı. Üçüncüsünde yine ilan var. Elhamdülillah ile ilan. Neyi? Allah'la nimetlendiğimizi ilan ediyoruz. Yani tabiri caizse Mesnevi Nuriye'de böyle bir ifade kullanıyor Üstad Hazretleri. Ümit abinin tercümesinde vardı galiba böyle bir şey. Yani diyor sanki şey gibi düşünün. Cenab-ı Hak o kadar nimet vermiş ki bu nimetler karşısında bizim halimiz zafer kazanmış bir kumandan gibi. Çünkü hani büyük şeylere mazhar olmuşuz. Büyük şeylere eriştirilmişiz. Meleklerin bile erişmediği kadar belki nimetler bizim etrafımızda. Şimdi bunun diyor hissiyle elhamdülillah. Yani vay be, Cenab-ı Hak neler bağışladı bana. Bunu ilan etmen lazım. Bu hisle elhamdülillah demen lazım. Ama elhamdülillah bir şuur meselesidir. Nasıl bir şuur? İhtiyacatını bilip dile getirme meselesidir yani. Burada oraya bağladı onu. Bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan etsin. Yani ihtiyacatını bilmeyen adam nimete şükretmez. Nimete elhamdülillah demez. Önce muhtaç olduğunu bilmeli. O süreci öyle yaşamış olması lazım. Fakirlik görmese bile, mesela yani şey anlamda, maddiyatı az anlamında, yoksa hepimiz ihtiyaç anlamında fakiriz. Fakirlik ihtiyaç demektir. Herkes ihtiyaçlıdır. Şu an dünyanın en zengini Bill Gates ise eğer, o neye ihtiyacı varsa bizim de ona ihtiyacımız var. Bizim neye ihtiyacımız varsa onun da var. Şimdi ben nefes alıyorum. Bill Gates çok parası var diye nefes almayı bıraktı mı? Yok, almaya devam ediyor. Ben su içiyorum. Bill Gates su içmeyi bıraktı mı? Yok. Sadece benim alabildiğimden daha fazlasını şey olarak, işte varlık olarak parayla alabiliyor. Öyle bir parası var. Ama şu var mesela. Diyelim Bill Gates'te bir hastalık var. Ben sağlıklıyım. Ne kadar para verse alamaz onu mesela, bakınız. Bütün servetini verse, işte Stephen Hawking, adamda bir rahatsızlık vardı. Ölene kadar işte vücudu giderek küçüldü, böyle ezildi, yamuldu, kemikler eriyordu galiba. Ya da kas erimesi, tam bilemiyorum. Allah öyle hastalara şifa versin. Adam şimdi onu yaşayarak gitti. O kadar serveti, şusu busu, ilgisi, itibarı yeter miydi almaya? Yetmezdi. Yine fakirdi yani. O anlamda. Hepimiz fakiriz. Fakirlik şuuru oluşmazsa şükür şuuru da oluşmaz. Bakınız, muhtaç olduğumuzu bilmekten utanmamalıyız Allah'a karşı. İzhar etmekten, ifade etmekten Allah'a karşı utanmamalıyız. Bunu şu da olabilir. İnsanların yanında da ama Allah'a karşı izhardan utanmamalıyız. İnsanlara karşı hayır. Aczini insanlara karşı göstermek değildir. Bediüzzaman Hazretleri bunu küçük sözlerin birisinde söyledi. Hangisiydi acaba o? Keşke onu da hatırlasak da okusak. İşte aklımızda kalmadı hangisi oldu. Bak bulduk. Yedinci sözdeymiş.
Sakın yanlış anlama diyor. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yukarıdan okuyayım. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır, iştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahr etmişler. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyeti almak demek değildir, dedi. İşte onun izahı da, o bahsin izahı, fakrın tezidi nedir? Nasıl olur bu? Burada geldi. Elhamdülillah şuurunu kazanmak, hem söylemek hem de bunun manasıyla yaşamak, dilinde bunları taşımak. Ne yapıyor? İnsanı o şuura eldiriyor. Şükür şuuruna, hamd şuuruna erdiriyor. Bunu hani insanlara karşı göstermek değil ama insanların yanında da Allah'a muhtaç olduğumuzu anmaktan utanmamalıyız. Mesela işte ders yapıyoruz şimdi. Dersimizi nasıl bitiriyoruz? Bediüzzaman Hazretleri bizi öyle alıştırmış. O derslerini öyle bitiriyor. Melek kardeşlerimizden aldığımız bir replikle veya onlardan aldığımız bir final cümlesiyle bitiriyoruz. Neydi o? Talim-i Esma meselesinde melek kardeşler Hazreti Adem Aleyhisselam'ın isimleri bildiğini, kendilerinin bilmediklerini görünce ne diyorlardı? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi diyorlar, sen alim ve hakimsin. Her şeyi bilen, hikmet sahibi sensin. Bizim senin diyor öğrettiğinden başka bildiğimiz yok ki. Bak ne kadar güzel bir idrak. Yani helal olsun o melekler. İşte biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz bu dünyada. Onlar hemen talim-i esmada göstermişler kemallerini. Biz de hayatın içinde bunu göstermeye çalışmalıyız. Utanmamalıyız. Onlar nasıl ki orada izhar etmişler, Kur'an'da sitayişle anmış. İnsanlara karşı değil bakınız, insanlardan bir şey isteyerek değil, dilencilikle değil. Ama Allah'a muhtaç olduğumuzu dilimizle anmaktan utanmamalıyız. Bir şey söylerken inşallah demekten utanmamalıyız. Kur'an neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşallah de diye uyarıyor, onun nezdinde bizi de uyarıyor. Ya utanma dilinde Allah'ın olmasından. Allah muvaffak etti, Allah başarttı, Allah ulaştırdı, Allah bahşederse, Allah lütfederse, Allah'ın inayetiyle. Utanma bunlardan, bunlar işte sana lazım olan şuur. Elhamdülillah deme gücünü bunlardan alıyorsun zaten. Ve elhamdülillahlar da bunu diline koymak için zaten. İşte görüyorsun, hazine-i rahmete ulaşmak, hem yeni nimetlere mazhar olmak hem de var olanın içindeki hazineyi görmek. Nimetin devamını hissetmek. O hazine o. Cenab-ı Hak elmayı verdi, elhamdülillah dedin, o elma cennette baki oldu. Bu süreci yaşamak neyle oluyor? Elhamdülillahla bir, iki, o sürecin şuurunda olduğun, ağzında, dilinde, kalbinde, ruhunda, bedeninde, şuurunda, aklında olmasıyla. Bak, Allah'ın inayetiyle olur bu iş. Bak nereye dayandın? Bak ağaca dayandın yani. Nimetin devamı nimetten daha lezizdir Bediüzzaman Hazretleri diyor. Ağacın varlığını, hazinenin varlığını düşündün. O giden bir altın sana eksi şey gelmedi. Yani ya da karşılaşacağın fatura, masraf sana büyük gözükmedi. Allah'ın inayetiyle olur bu iş. Orada inayet var ya. Onun arkası gelmez ki. Burada karşıma ne zorluk çıkarsa çıksın. Allah'ın inayeti onlardan büyüktür. Mantığı, şuuru bizi yetiştiriyor elhamdülillah. Evet, burada vaktimiz geçiyor. Sual ve dua lisanıyla izhar diyor. Yani dua da bir şeydir. Aczin itirafıdır, fakrın itirafıdır. Bunun yanında dua aynı zamanda akaittir. Yani dua ettiğiniz zaman o duanın muhatabı olan Allah'a imanınızı yenilemiş olursunuz. Ne dilediniz? Şunu dilediniz. Bunu verecek olan Allah, her şeye gücü yeten bir Allah'tır. Bak, iman da tazelendi. O duanın muhatabiyeti şeklinde, muhatap olunacak olana iman şeklinde tazelendi.
İstemek de evet yine imanın bir parçasıdır. İstemekten Allah'tan utanmamalıyız. Ve ihtiyacımız izhardır. Bundan da utanmamalıyız. İnsaniyetin hiçbir köşesinden utanmamalıyız Allah'a karşı. Yani, ancak günahımızdan, ayıbımızdan utanmalıyız. Onun dışında onu da itiraf edip affımızı dilemeliyiz zaten. O ayrı. Övünmemeliyiz onunla da, o ayrı. Ama böyle zaaflarımız, yaralarımız, bundan hiçbirisini Allah'tan saklamamalıyız arkadaşlar. Allah'a ishar edip devasını dilemeliyiz. Çünkü bunlar insaniyetimiz, o verdi bunları bize. Devası da ona yönelmekte. Evet, şükür ve sena ile, elhamdülillah ile ilan etsin diyor. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. Dedik ve burayı bitirdik. Üçüncü nükteye geçmek yarına kaldı. İnşallah yarın üçüncü nükteyi konuşuruz. İbadetin manasını konuştuk. İnsanda ne yaptığını elhamdülillah, Allahu Ekber ve elhamdülillah üzerinden konuştuk. Bunu konuştuk ki namaz niye beş vakit, onun sırrını anlamak için konuştuk. Cenab-ı Hak bu marifet yolculuklarıyla ibadetlerimizi kamil manada yapıp rıza ilahi kazanmayı hepimize nasip eylesin. En başta bana, sonra hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahu velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.